Sayın Valim, ilçemize hoş geldiniz. Size dinledim, can kulağından dinledim. Öyle anlaşılıyor ki eksik bilgilerden sizi dolanmışlar. Burada pembe bir tablo çizdiniz. Tabii ki tecrübeleriniz var, yaşadıklarımız var. Ama her coğrafyanın, her bölgenin çok iyi bilirsiniz ki kendine has özellikleri de var. Sayın Trabzonspor Başkanım, az önceki konuşmalarında size bu eksik bilgi donatılmış, size sunulmuş dediğimi düzeltti. Teşekkür ediyorum Sayın Trabzonspor Başkanı'na. Ayrılan alanı harita üzerinde gördünüz muhtemelen. Yalnız buradaki Hazur'un %90'ı bilir neresi olduğunu. Batı girişinden, Kocaeli'mizin batı girişinden Gölkağ'da dediğimiz yukarı karşı mahalle Salıkkaya sınırları 4500 dönüm bir yer. Yani batımızı, yani Ağlar Mahallesi'nin ötekini yok sayıyoruz. Niçin yok sayıyoruz? İçeriğini bilmediğimiz bir sanayi için. Sayın Başkan ve ilgili kişiler, arkadaşlarımız dediler ki Bursa Karacabey'de orada bir sanayi var. Buradaki sanayiyi biz buraya getireceğiz. Oradaki sanayiciler buraya gelecek. Yani oradaki içerik. Gittik Sayın Valim. Değerli Hazır. Bizzat gittim. Orada bir bizi niye götürmediniz Sayın Şerif? Biz kendi imkanımızdan gidiniz. Biz komisyon olarak kurulacak olan Bursa Karacabey'e gittim. Orada tabii sanayi falan yok. Yeni binalar yapılıyor. Evet. Yalnız Sayın Başkan, teknoloji OSB'nin içeriğini tabii ki araştırdık. Buraya çıkıp ya da kamuoyunda bilgiler aktarırken her şey çok güzel olacak, işte sanayi geliyor, gençlerimiz işsizlikten kurtulacak falan değil. İş değişiminin %80'i kimya içerikli. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği'nin, maalesef ifade edeceğim bunu, çöplüğü vaziyetinde. Neden? Çöpünü ithal ediyor. O dediğimiz teknoloji OSB'de bu çöpü işleyen bir tesisler barındırıyor. Bunu hangimiz kabul edeceğiz? Kabul edenler var mı? Lütfen buyursun. Ben istiyorum çöpü diyen var mı? İşleyecek. Ben bunun tozunu, toprağını bu topraklara yedireceğim diyen var mı? Yok. Bir şey yapamazsın. Bir şey yapamazsın.